Yani yine orta koridora yetenekçi alabilirlerdi yani nişancı seçip. Ama Jax tabii çok ama çok tehlikeli. Şimdi ortada Orianna olacak. İrelia Orianna eşleşmesinden ne beklemek lazım? Bu arada ilginç bir durum var. Bayağı fiziksel hasar odaklı oldu LNG Ziggs'e rağmen. Diğer tarafta da inanılmaz büyü hasara odaklı bir kompozisyon Mad Lions'ınki. Bu karşılaşmanın kazananı özür dilerim etse. Eğer ki LNG olursa gruptan birinci çıkmayı garantiliyorlar. Eğer ki Mad Lions bu maçı alırsa gruptaki bütün takımlar 3 galibiyet 3 mağlubiyete geliyor. Hepimizin hayali de o yönde tabii. Armut'a da başarılar dileyelim. Yalnız peşlerinden Ayvandi ve Light'ın da kovaladığını belirtmek lazım. Orta koridor önceliği kimde? Işınlan geliyor bu arada. İçeride Tarzan Kandan ama Tarzan'ı düşürecekler evet. Suya hapis. İlkan Karzi'ye gitti. Suya hapis müthiş geldi. Hem bir yandan Mad Lions. Çok kalabalık burada. İrelia'nın da çıkışı yok. Karzi düştü belki ama. Light 2-1. Çifte güçlendirmeyi kime vereceksin? Kime vereceksin? Orianna'ya verecek. Rüya gibi senaryo rüya. Dolayısıyla burada bir sürpriz unsuru yok. Mad Lions adına yansı Humanoid'in başı dertli olabilir. Ayvandi tersten yaklaşıyor. Humanoid'in sıçrası var ama. Gerek var mı? Yok. Müthiş kaçtı sersemletmeden. Şimdi Bobby geliyor içeri ama alabilecekler mi? Yine arkamız suyapiz. Ve arkamız düştü. Şok dalgası da muazzam geldi. Tarzan en azından eli özgürlüğünü almak istiyor ama o da sıçrayı kaybetti. Yalnız o mavide... Tarzan bu arada çalıda gizli bir operasyon kesin peşinde. Yaşanır. Tarzan'ın sıçrası yok. Bir şok dalgası da. Humanoid seriye bağladı. Mavi güçlendirmeyi de alacak. Maç başından beri Orianna'nın güçlendirmesi saniyesi geçmedi. Kaiser şimdi Ali'nin üzerine doğru gitmeye çalışıyor. Yalnız üzerine atılacak Kaiser'in. Ali burada bir skor çıkarabileceğini düşünüyor. Şimdi ilmek ilmek ikinci yük, üçüncü yük daha sıçrayla kaçtı. LNG adına hiçbir şey istedikleri gibi ilerlemiyor. Tarzan orada bekliyordu. Genelde koruma içgüdüsüyle atlarım zannetti totem falan ama kahraman... Elio'ya da orada Ali'yi yakalayacaklar. Mad Lions kona susamış gibi. Her ne kadar maçın henüz 9. dakikası olsa da Orianna'nın ve Lucian'ın üzerlerinde atı sayılır ödüller var. Karzi de bunu kaptırmak istemiyor. Bir diğerine de iyi başladılar ama kapanışı da aynı güzellikte yapmak lazım. Icon'a bir şok dalgası daha. Şu ana kadar gayet güzel darlıyor. Icon'da herhangi bir sersemletme tutturamadı. Solo bolo Humanoid. Icon'ın numarasını bir kez daha aldı. Yalnız Humanoid acayip güçlü durumda şu an. Alan'ın başı bir kez daha derde girecek. Karşı saldırı kullanıldı. Armut. Kutlu sesi açtı. Şimdi Icon geliyor içeri. Minyon dalgasını temizlemek için bu sersemletme de kaçtı. Ulti geliyor bu arada Irelia'dan. Irelia bir kez daha düşecek. Başka bir şey isteseydik keşke. Tokat gibi cevap mı bir daha? Humanoid de oyunun ilk kulesini 14 dakikada olmadan alıyor. Sadece ön elemeyi değil, Çin bölge elemelerini de muazzam geçiren Tarzan için dünya şampiyonası çok iyi geçmiyor. Ve alt koridorda birazcık daha zorbalık peşinde Mad Lions. Nami burada kullandı ultiyi, Light'yan sıçra attı. Şimdi Elio'nun tek başına Ziggs aldığını görüyoruz. Elio'ya bunun canıyla ödeyebilir. Takım arkadaşları yetişecek mi şok dalgasıyla Humanoid? Bir skor daha alıyor orada. Ejderleri şu ana kadar Mad Lions ejderlerle ilgilenmiyor. Ejderler yerine altın almayı gel tercih bulun. Ettiler. Sıkıntı değil. Boş ver mavi güçlendirmeyi. Kaç direkt topuk yap dedi. Armut bu arada arkadaki iki takım arkadaşının desteğiyle Ali'nin üzerine doğru gidebilir. Sersemletme geldi. Sıçra da geliyor Ali'den ama. Kaçış yok. İlmek ilmek işledi Armut orayı bir kez daha. Toplam 8000 altınlık bir fark var zaten. Bu her şeyi anlatıyor. Yani her pozisyonda birer eşya fazlası var. Alsaydın yani. Keşke onu. Gözü bıraktı. Stomage şu anda hatta bizimle. Yok yalnız Icon... Şu an arkasında Armut'un. Işınlan geliyor ve Armut'a karşılık takas yapacaklar ejderi. Armut tek başına burada arkadaki Işınlan'ı görmemiş. Icon'un üzerine gitmeye devam ediyor. En azından bile çevirmek istiyor. Icon ama oradan çıkamadı. Hayır Armut. 1'e 3'te hatta neredeyse 1'e 4 olmak üzereyken. Takası almayı başardı. Takımına ejderi alacak pencereyi verdi. Henüz 23. dakikada. Orianna'nın yanından geçemiyorlar ki. Ve bir kez daha cehennem bombası bu arada Tarzan neredeyse alıyordu Humanoid ama çok ölçülü bir hamle. Ayvandi bu arada kötü pozisyonda. Onun da sıçrasını alacaklar. Ve orta koridorda Karzi minyonları ittirirken alt tarafta inhibitor kulesi Mad Lions'ın lehine düşüyor. Ve şimdi dikkatlerini inhibitora çevirdiler. Herhangi bir şey yavaşlatmaya niyetleri yok. Henüz 1 dakikalık bir baron süresi var. Şimdi bu arada infaz Light'in üzerine geldi. Tarzan'ın ses dalgası Light'in lokumu tarafından engelleniyor. Şimdi arkada Alay'ı yakaladılar bu arada. Leona'dan gelen ulti işleri birazcık dağıtmak için geldi. Karzi yalnız düşebilir Icon. Karzi skorunu almayı başardı. Karşısında yalnız Alay'ı neredeyse düşürecek hale getirdiler. İlmek ilmek ama hasar yetmedi burada. İlah sindirini de bitirdi Jax. Mavon'un çıkarı kılıcını yapmıştı ilk önce ilk eşya olarak. Armut şimdi çok daha agresif bir hamle gerçekleştirdi. Arka taraftan üzerlerine kapanacak. Ses dalgası kaçtı. Ziggs'ten geliyor ulti. Ve minyon dalgasını temizleyemedi bu Ziggs ultisi. Orta koridorun inhibitor kulesi de burada Mad Lions'ın oluyor. Humanoid orada aksiyondan biraz uzakta. Armut içeri doğru girişikler yapıyor. Karzi'ye doğru atılır mı orada Tarzan üstünde ses dalgası varken? Hayır. Şu eşyalara karşı LNG'nin durması hiç kolay Ziggs gözükmüyor. Ziggs ultisi sadece. Ziggs ultisi yine geldi. Bir kez daha etrafında iyi oynadı Mad Lions burada.
o mayın tarlasından rahatlıkla geçmesini sağladı. Lokum da geldi burada Humanoid'un üzerine ama Arbitur Kulesi üzerinde hasar var. Ve Arbitur orta koridorun inhibitörünü alırken üst koridor kulesi de geri kalan Madlines üyeleri tarafından alındı. Bu arada alt tarafta inhibitörün çıktığını görüyoruz ama onun da çok uzun ömürlü olacağını açıkçası düşünmüyorum. Alaya geri döndü. Işından atmasına gerek kalmadı. Stere anı bitirdi. Artık son bir direniş gelecek burada LNG'den. Ne kadar başarılı olurlar bilinmez. Alan'ın karşı saldırısı herhangi bir sonuç getirmedi. Ses dalgasından da kaçıyorlar. Ve 3. inhibitöre doğru emin adımlarla ilerliyor Madlines. Burada savaşması lazım LNG'nin. Yoksa 3 inhibitör açıkken savaşa oyun kazanamaz. Ya Tarzan ölmüyor. Tarzan kokluyor ama şu anda mümkün gibi Ale gözükmüyor. Ya Elioya'nın üzerine atlamak zaten intihar olur. Alay ters taraftan geliyor ama görüyorlar Mad Lions'ın çevre kontrolü de gayet olması gerektiği gibi. Zix'ten gelen ulti bu arada Kaiser'in canını yaktı ama Tarzan. Humanoid'den harika Zonya geldi ama çıktığı gibi tekme atacak mı Humanoid'e? LNG'nin aradığı fark bu mu yoksa? Şimdi Light'ı arkada düşürecekler. Aykın'ın canı az ama Alay'ı tek başına. Yeter mi? Yeter mi? Karsi güzel kaçtı Alay orada skor aldı. Şimdi suya biz güzel geliyor. Alay karşı saldırıyı kullandı. Kimseyi sersemletemedi. 1'e 3 attı ama yetmez Mad Lions. Lig usulü olmadı. Eleme usulü belirlenecek çıkacaklar. Profesyonel League of Legends tarihinde belki de ilk kez yaşanan bir senaryo. Bildiğimiz kadarıyla en azından. Bakalım burada Light son bir kahramanca bir çaba... Çabalıyor ama mümkün değil burada. Bir skor bulsa da Mad Lions bütün grubu 3-3'e getirdi. Ve senin de söylediğin gibi Kaan abi turnuva usulüyle... Ver armut kamerasını, ver armut kamerasını hemen.